Kaçtan ama Afet abi. Biraz geniş çalışalım arkadaşlar. Merhabalar. Nasılsınız arkadaşlar? Yakup nerede? Benim de önümde duruyor. Biraz geri çalışsaydık keşke. Aynen geri. Biraz arkadaşlar biraz geri çıkalım. Geri çıkalım herkes alsın. Rahatla çıkalım. Sana gerek yok. Sağ olun. Orada rahatsızlandım galiba. Yok yine beraber olacağız. Başarılar. Evet. Arkadaşlar geri çalışalım. 3 metre gerileyelim. Gel bakayım sen. Başkanım o şeye doğru lütfen. Sayın Bakan. Dünya Kupası var. Basketbolun tekrarızı kampında ziyaret istersiniz. Evet. Neler söylersiniz takımla ilgili? Tabii ki takımımızı bu önemli şampiyon öncesi uğurlamak üzere geldik. Federasyon başkanımızla zaten sürekli irtibat halindeyiz. Takımımızın atmosferinden her zaman haberimiz var. Güzel bir atmosferi hep birlikte gözlemledik. Ekip anlamında, bireysel anlamda arkadaşlarımızı çok inançlı, çok kararlı gördüm. O anlamda da mutluyum. Tabii ki genç bir kadromuz. Altyapıdan çok güzel yetişen bir ekip var. Gençlerimize güveniyoruz ve gençlerimize inşallah onların o mücadeledeki kararlılığı, son saliseye kadar olan mücadele azmi bu şampiyonu da bizi mutlu edecek diye inanıyoruz. Ve inşallah başkanımla da konuştuk. İlk ikiye kalan takımlar sonrasında da bizim olimpiyatlarda temsilimiz noktasında da bir önemli bir merhaleyi de kat etmiş olacağız. Takımımıza başarı diliyoruz. Gönlümüz takımımızla inşallah fırsatımızı ayarlamaya çalışacağız. Hem onlarla beraber olacağız. Gönlümüzün beraber olduğu gibi ve inşallah başarılarla onları yine uğurladığımız gibi mutlulukla, sevinçle karşılayacağız. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Sizin huzurunuzda Sayın Bakanımıza, değerli büyüme dostuma gerçekten bu yoğun zamanında bize vakit ayırdığı için bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Sizin de bildiğiniz gibi ülke olarak bizim için en anlamlı organizasyonlardan bir tanesi. Ülke olarak, milli takım olarak, dünya şampiyonu olsun, Avrupa şampiyonu olarak her zaman bulunmamız gereken bir organizasyon diye hep inanan, sporculuk hayatımızda da şimdi yöneticilik hayatında da inan birisiyiz. Sporculuk hayatımızda da her zaman devlet büyüklerimizin, başta Sayın Cumhurbaşkanımızın her fırsatta birebir desteğini hisseden, şu anda da yönetici anlamda da hisseden birisi. Ve Sayın Bakanımızın da, Spor Bakanımızın da bu süreçte hem Federasyon Başkanı olarak bana göstermiş olduğu destek, daha sonra da sporcu arkadaşlarımıza, antrenöre göstermiş oldukları destek inanırım ki onları da çok mutlu edecektir. Çünkü ülke olarak, sporcu olarak, spor yöneticisi olarak devletle iç içe olmak ve devletimizin desteğini hissetmek her zaman sporcuları olumlu şekilde etkilemiştir. Bu anlamda tekrar huzurunuza teşekkür etmek istiyorum. Sayın Bakanımıza söylediği gibi hedefimiz ilk başta gruptan çıkabilmek. İlk ikiye girdiğimiz takdirde milli takım olarak 2020'de düzenlenecek olimpiyat oyunlarında eleme oynama fırsatı yakalama durumumuz var. O yüzden gerek biz olalım gerekse ekip olarak herkes her şeyin bilincinde. Dediğim gibi bu anlamda da bu tip ziyaretlerinde olması sanırım onları daha da çok mutlu edecektir. Dediğim gibi inşallah tüm ülkeyi mutlu edecek bir başarı elde ederiz. Tekrar huzurlarınızda Sayın Bakanımıza, sporcularımıza destek ve onları da birlikte olduklarını hissettikleri için huzurunuza bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.
Hazır efendim. Ortaya doğru. Merhaba arkadaşlar. Kolay gelsin. Bu izleyeceğiz. Takımdaki durum nasıl? Şimdi tabii dediğiniz gibi artık bugün yolculuk. Gece yarısı artık biraz uçağımızda rötar var ama maalesef 3 saat evet. Biraz sabaha karşıya kaldık ama bütün hazırlıklarımızı tamamladık. Bugün de son antrenmanımızı yaptık. Orada oynayacağımız 3 tane daha hazırlık maçı var. Ve 10 günlük bir süremiz var aşağı yukarı. Yapacağımız antrenmanlar da var. Tabii bunlar da bizim için önemli. Bu aşamada değerlendireceğiz. Daha hazırlayacağımız, çalışacağımız kısımlar var ama bu bölümleri bir kere sakatlıksız bitirdik. Sakatlarımız vardı, onlar iyileşti. Bu bakımdan önemli. Son gün bence turnuvayı iyi oynayarak, geriden gelerek, kazanarak, güçlü bir takıma karşı, İtalya'ya karşı kazanmak bizim için önemliydi. Zaman zaman hatalar yaptık. Bazı yerlerde dağıldığımız bölümler oldu. Bunlar normal. Bu maçları zaten bunlar için oynuyoruz. Hepimizde bir dünya şampiyonasının heyecanı var. İnşallah kazasız belasız güzel bir yolculuğumuz olur. Şans da bizim yanımızda olur. İyi bir turnuva. Orada bizi inşallah bekliyordur diye düşünüyorum. Umut ediyorum. Umut her zaman var. Zaten umut olmadan, hayal etmeden hani yaşamak veya işte özellikle sporda bir şey başarmak çok kolay değil. Bizim yani ülke olarak artık olimpik bir ülke olmamız gerektiğini ben zaten hep söylüyorum. Özellikle basketbolda, belki bazı dallarda, spor dallarında bulunuyoruz ama basketbolda artık bir olimpiyat görmek istiyoruz. Bu ekiple inşallah bunu başarırız diyoruz. Çok genç arkadaşlarımız var. Statü çok kolay değil. Ama bunu başarmaya çalışacağız. Daha sonra belki bir eleme oynayabiliyorsunuz. Hani oralar biraz karışık, çok detaya girmeyeyim. Ama bizim en yakın sürede, en kısa zamanda inşallah olimpiyatlarda olacak bir takımımız var diye düşünüyorum ben. Bunu başaracağız inşallah hep beraber. Biz de başarılar diliyoruz. Yolunuz açık olsun. Teşekkür ederim.